Merhaba, ben Yonca Evcimik. Evdeyiz diye sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Her bir dinleyiciyle Haytaba bir kap mama desteğinde bulunacağız. Siz de dinleyin, minik dostlarımıza destek olun. Peki bakalım, az önce sevgili Yonca Evcimik'in sesini duydunuz. Vallahi benim için bir onur, ya Skype üzerinden konuşuyor da olsak gerçekten bir onur. Hoş geldin Yonca Evcimik. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? Nefis, çok güzel bir, biz bunları bugün pazar, bir pazar gündüzünde kaydediyoruz. Yonca Evcimik deyince benim aklıma Şan Tiyatrosu geliyor. Şan Tiyatrosu, Yedi Kocalı Hürmüz, ondan sonra Hisseli Harikalar Kumpanyası. Nasıl, ya bir şey itiraf edeyim Yonca. Ya bu arada bekliyorum. Yonca diyorum ama kızmıyorsun değil mi? Hayır, niye kızayım? Aksine, yani ne kadar samimi olursanız ben de o kadar mutlu olurum. Ya ben sana aşık olmuştum, çok ciddi söylüyorum. Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda. Ciddi ciddi ya, acayip. Ay, keşke o zaman söyleseydin. Fırsatım olmamış. Çok geç. Çok geç. Evet, ben de biliyorum. Gerçekten de şimdi Türkiye'de insanlar tanınıyorlar, çok ünlü oluyorlar vesaire. Bir süre sonra biz onların isimlerini daha az duyuyoruz, bazen hiç duymuyoruz ama Yonca Evcimik 10 yıllardır, bakın çok 10 yıllardır. 40 yıllar diyelim istersen ona, kısaca 40 yıllar. Vallahi öyle ya, hakikaten şaka gibi ama hakikaten. Yani profesyonel hayatımda 42 yılı bu sene dolduruyorum. Hala bir star olmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Ben bugün bu star koronalı günlerde evde ne yapıyor bunu konuşmak istiyorum. Vallahi işte, bu koronalı günlerde starlık, para, pul, şöhret hiçbir şey işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Herkes gibi ben de evde oturuyorum. Aslında gerçeği şöyle, bugün full time evdeyim ilk defa, bunu itiraf ediyorum. Çünkü ben ilk günlerden beri muntazam bir şekilde her gün evden çıkıyoruz ablamla birlikte. Aşağı yukarı 3 civarlarında ve etrafımızdaki, ben Kalamış'ta oturuyorum. Kalamış Parkı, Fenerbahçe Parkı, Caddebostan sahil. Hem spor olsun diye, hem daha önemlisi sporu bahane ederek yanımıza kedi köpek maması alarak civardaki kedi köpeklerimizi beslemek adına, hem de akıl sağlığımızı korumak adına bir saat tur uzatıp geliyoruz. Şimdi yani ben ilk defa bugün evde çıkmıyorum. Ve sizden röportaj yapıp bunu anlatıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben de aynı bölgede yaşıyorum. Gerçekten de bu bizim bölgede yaşayan, yani Kalamış, Fenerbahçe, efendim mesela çift havuzlar bölgesinde yaşayan hayvanlar, kediler, köpekler, sanki İstanbul'un geri kalanında yaşayan kedi ve sokakta yaşayan kedi ve köpeklerden çok daha şanslılar değil mi? Çok, çok şanslılar. Yani Kadıköy bölgesi, zaten hep söyleyeyim ben, Kadıköy'de yaşamak bir ayrıcalıktır diye. Bodrum da böyle benim için. Yani başka bir, nasıl anlatayım, boyut gibi. İstanbul'un içinde başka bir boyut gibi. Yani insanların farkındalığının yüksek olması, belki de yaşlarından dolayı vicdan ve merhamet duygularının daha gelişmiş olması. Çok eski bir yer çünkü Kadıköy, biliyorsunuz. Özellikle Kalamış bölgesi, Fenerbahçe. Yani buralar yaşayan insanlar yıllardan beri, çok uzun yıllardan beri burada hep yaşayan insanlar. Onların ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon torunları falan böyle gidiyor burası. Dolayısıyla dediğim gibi hem kültür seviyesi yüksek, hem farkındalığı yüksek insanlar. Onun için buradaki hayvanlar da dolayısıyla gerçekten çok şanslılar. Ama bugünlerde çok şanslı değiller, çünkü 65 yaş üstüne yasak gelince ve onları esas kollayan ve her gün çıkıp mama verenlerin çoğunluğu da 65 yaş üstünde olduğu için şu anda onlar bile tehlikeye girmiş durumdalar. Peki şimdi dolaşıyorsun sahilde, ben ne yalan söyleyeyim, herhalde bir buçuk haftadır falan sahile hiç inmedim. Sahilde kediler köpekler mama bekliyorlar mı? Düne kadar her şey çok iyiydi. Çünkü biz de çıkıp rahat dolaşabiliyorduk. Mesela dün ablamla tekrar Fenerbahçe burnundaki parka gidip yine elimizde mamalarla giderken bir polis arkadaşımız bizi çevirdi. Tam girişinde Fenerbahçe Parkı'nın, ve hakikaten ısrarla sokmadı içeriye. Dedi ki ne olur bana görevimi kırdırmayın.
En kötüsü size ceza kesmek zorunda kalacağım dedi. Biz de onu daha zor durumda bırakmak istemedik ama bize dedik ki oradaki canlar çok önemli. Peki verin ben ulaştırayım dedi. Ve biz elimizdeki mamayı ona verdik. Artık günahı vebali onun boynuna götürdü mü götürmedi mi bilmiyorum. Peki sence ne yapmak? Ama bu tabii ki belediyenin görevleri. Pardon sözünü bölüyorum. Yok, belediyedekilerin de görevleri. Yani diyorlar ki belediye bakıyor. Ya yani umarım bakıyordur. Şimdi aynısı Özgürlük Parkı'nda da aynı problem İstanbul Özgürlük Parkı'nda var. Özgürlük Parkı'nı kapattılar. Yani kapattılar derken fiziken Özgürlük Parkı'nın kapıları vardı. Kilit astılar, asma kilit astılar ve Özgürlük Parkı'nın yok içinde... Yok artık. Yemin ediyorum. Tabii oranın kapısı var çünkü. Evet. Doğru. Üç tane kapısı var. Üçünü de kilitlediler. Şimdi oranın içinde yaşayan benim... Kediler ne olacak? Dünya kadar kedi var orada. Hem kedi var o arka tarafına doğru hakikaten 50'ye yakın kedi yaşıyor. 7-8 tane köpek yaşıyor. Hani hakikaten ne yapılacağı konusunda hepimizin kafasında soru işareti var. Sence nasıl bir şey alabilir, aksiyon alabilir? Ben belediyelerin bu konuda çalıştıklarını düşünüyorum. Yani öyle umut ediyorum. Çünkü dünden öncesine kadar hakikaten bütün o Fenerbahçe'de olduğu gibi eminim Özgürlük Parkı'nda da öyleydi. Ters çevrilmiş kocaman su bidonları var. İşte devamlı oradan su alıyorlar. Onların yanında bir sürü dökülmüş mama vardı kediler için ve de köpekler için. Dolayısıyla bunları devam ettirdiklerini düşünüyorum. Umarım öyledir ama tabii biliyorsunuz bu giriş yasakları 2 gün içinde. Ben yarın tekrar kendimi yollara vuracağım. Bakacağım oralarda oluyor mu, yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Yani insanlar yaşasın diye sokaktakiler hayvanlar da ölmeyecek herhalde. Ya bu mikrobu kapmayacağız, evet evde oturmamız lazım. Belki bizler örnek teşkil ediyoruz ama ben ilk günden beri benden istenen her türlü videoyu sokaktan yolluyorum ve bunu itiraf ediyorum. Ama nasıl korunuyorum? İnsanlarla iletişime geçmiyorum, sosyal mesafemi koruyorum. Gerektiği yerde eldivenimi takıyorum. Ne kadar takma denilse de eğer markete giriyorsam maskemi takıyorum. Kendimce kendimi koruyorum. Yani ben bir bireyim, farkındalığı yüksek bir insanım. Kendimi elimden geldiği kadar da koruyorum. Yani ben ölmeyeceğim diye sokaktaki hayvanların ölmesine de izin vermek istemiyorum. Peki şeyi merak ediyorum. Çok güzel konuştun be. Vallahi bu arada hakikaten ciddi söylüyorum. Yani şu anda ben hafiften de böyle bir gaza geldim. Zaten onun için söylüyorum. Bizi dinleyen herkes gaza gelsin bence. Aklı selim insanlar, nasıl korunacağını bilen insanlar. Sadece bunu yapmak için hiçbir şey yapmasak kapımızı önüne bırakalım. Hayvanlar çünkü aç olan hayvan. Evet. Şöyle söyleyeyim bu daha anlamlı olacak belki. Aç olan hayvan kendi bölgesinden çıkmak zorunda kalır bir müddet sonra. Çünkü biliyorsunuz hayvanlar sokakta yaşayan kedi köpek sosyalleştiği bölgeden dışarı çıkmıyor. Doyduğu müddetçe ama evet. Doymazsa çıkabilir. Hayvanları aslında ne kadar önemli olduğunu, normal ekosistemin içinde ne kadar önemli olduğunu unutuyoruz. Avrupa'yı kıran, yıkan veba salgınını hepimiz biliyoruz. Yani kitaplardan okuduk. Bu veba salgınının başlaması, yanılmıyorsam Papa'nın ismini şimdi hatırlamıyorum. Bir Papa kedilerin şeytanın elçileri olduğunu söylüyor. Ve Avrupa'daki fareler basıyor. Evet, bütün kediler öldürülüyor, yakılıyor ve bütün şehri fareler, bütün ülkeleri fareler basıyor. Dolayısıyla da koca bir veba salgını 150 milyon insan ediyor. Biz beraber yaşaması gereken canlılarız, değil mi? Beraber yaşaması gereken canlılarız ve de çok başa dönürsek yani hani hayvanları yeme konusunda zaten bir sıkıntı başlıyor. Yani şimdi mesela şu konuştuğumuz, içinde bulunduğumuz mevzu Çinlilerin kalkıp yarasa yemesinden başladı. Şimdi yani tavuk yiyoruz, tavuk gribi çıkıyor. Bilmem ne yeniyor, ötekinden başka bir şey çıkıyor. Yani hep hayvanları yemekten kaynaklı bir şey. Bunu daha nasıl anlatsın bu evren ben bilmiyorum. Kısaca diyor ki ya hayvanları yemeyin arkadaş. Yani onlar da kendi içlerinde yaşasınlar. Hani çok gerekmedikçe hayvanları üretip başka bir takım mikropların bulaşmasını sağlayıp onlara bir yandan da yiyoruz ve biz de hastalanıyoruz. Bir sistem bunu bir dengeye oturtmak lazım. Yani belki hakikaten kırmızı ete gerçekten ihtiyaç var. Bunu çok emin değilim bu söylediğimden ama. Yani ilk insanlar çok acıktıkları için çok işte canlılar kendilerini doyurmak için belki bir şeyler yiyorlardı ama bizim gibi telef etmiyorlardı diye düşünüyorum. Başka bir noktaya çekildi olay. Dolayısıyla o dengeyi bozmamamız lazımdı başından beri. Sanırım dünya... Ya da bir an önce Nuh'un şu ikinci Nuh gelsin ve enkarnesi tekrardan Nuh fırtınası çıksın da
şu hayvanlar bir kurtulsun insanlardan, ne bileyim, ben öyle düşünüyorum bazen. Bu arada bir müzisyen olarak bu evdeki koronalı günler müziğe katkı sağladı mı? Yani bir sürü insana katkı sağlıyor olabilir bir taraftan müzisyenlere. Ama ben şu anda kendi YouTube kanalımla boğuşuyorum. Benim aşağı yukarı ön sürü senedir bir şeyim var. Yonca Tube diye YouTube kanalım. Zaten her şeyimi orada biriktiriyorum ben bir yandan. Yani kimse aymazken benim bir YouTube kanalım vardı. Bu günlerden önce de, bundan 1,5-2 ay önce de biz çekimlere başladık. YouTube'da bir reality show yapalım. İşte Yonca'nın Evcilik Cumhuriyeti halleri diye. Ve bugünlere denk geldi. Dün de o yayına girdi bu arada. Dolayısıyla ben bundan uğraşıyordum zaten bir yandan. Müzik değil de YouTube kanalı, beni YouTube kanalım için daha verimli bir döneme geldim diyebilirim. Buradan bizi dinleyenlere de bunu tavsiye ediyorum. İzleyebilirler. Çünkü hep bana sorulan sorular, ne yapıyorsun evde, işte nasıl bu kadar genç kalıyorsun? Yok, nereni yaptırdın? Kime yaptırdın? Hani bu soruların cevaplarını görüp çok merak ediyorlarsa buyursunlar, Evcimik Cumhuriyeti'ni izlesinler. O zaman bu şöyle kapatalım. Ya bu aslında sevgili Yonca Evcimik'in söylediği şey çok atla deve değil, hatta hiç atla deve bir şey değil. Bir kap su, azıcık yemek, yine bir kabın içine. Sevgili Yonca, bak ve paylaş lütfen. Bak ve paylaş. Bunları boşuna söylemiyoruz, bu kanalları boşa yapmıyoruz. Lütfen abone de olun ayrıca. Abone olun ki ne halt ediyorum, sıcağı sıcağına görün ya. Yonca Evcimik bizlerle beraberdi. Blue Chip Home Club size Yonca Evcimik'i sundu. Var ya Johnson, çok ciddi söylüyorum. Burada tanışmak, tekrar ediyorum, benim için gerçekten bir ayrıcalık. O zaman lütfen en kısa zamanda yüz yüze görüşmek üzere diyelim biz lütfen, bunu. Lütfen. Evet. Yani şu günleri atlatalım. En olmadı canlı bağlanalım birbirimize görüntülü. Anlaştık. Öyle bile olur yani. Zamanca bunu yapalım. Hatta şöyle bir şey desek mi ya? Mesela herkes tabii ki bu kanalı dinleyen çoğaldıkça farkındalık daha da yükselecektir. Hakikaten herkes kapısının önüne yemek ve su koydukça, bize paylaşsa, sizle paylaşsa falan, böyle görüntüler çoğalsa belki daha eğlenceliye dönüştürebiliriz işi. Evet ya, bunun için de bir hashtag koysak. İşte artık top sizde, ne diyeyim ben. Beni de yönlendirin. Ben buradayım, evde oturuyorum şimdilik yani. O zaman anlaştık. Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık sevgili Yonca Evcimik. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Çok teşekkür. Sokaktaki canları unutmayalım. Şu konuşmamızın bütün hedefi, amacı o. Ama gene de beni ilk takip edin. YouTube kanalıma girin, tamam mı? Johnson. Yonca Evcimik bizlerle beraberdi. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere. Bay bay.